bu kanama düzensizlikleri çok sık rastladığımız bir konu ve tamamıyla bireysel değerlendirmek, özellikle hastanın yaşına göre değerlendirmek lazım. Örneğin özellikle erken dönemde çocukluk çağındaki vajinal kanamalarla ergenlik çağındaki veyahut da üreme çağındaki bir kadında veya menopozdaki bir kadında kanama nedenleri farklı. Ama hani çok genel olarak anlatabilirsek, örneğin genç kızlarda veyahut da çocuklardaki kanama nedenleri yabancı cisimler olabilir, enfeksiyonlar olabilir veya bazı vajinal tümörler olabilirken adolesanlarda, yani erişkinliğe geçmeyen henüz genç kız çağındaki hastalarımızda daha ziyade özellikle kanama profilindeki bozukluklar, yani kan hastalıkları, kanamaya meyleden bir takım hastalıkların varlığı, bazen bir takım gebelik komplikasyonları, yine vajinal enfeksiyonlar, rahim ağzı enfeksiyonları söz konusu olabilirken, üreme çağında yine en önemli nedenler anovülasyon dediğimiz, özellikle polikistik over sendromu veya şişmanlık veyahut da başka nedenlerle yumurtlamanın olmadığı kanama tipleri. Bunun yanı sıra gebeliğe bağlı yine komplikasyonlar olabilir. Hormonal bir takım doğum kontrol yöntemlerine bağlı bir takım kanama bozuklukları olabilir. Spirale bağlı olabilir, doğum kontraplarına bağlı olabilir. Yine vajinal, rahim ağzı veyahut da rahim içi enfeksiyonlara bağlı olabileceği gibi çok sık rastladığımız bir takım organik nedenler. Bunlar miyomlar olabilir, rahmin iyi huylu tümörleri, miyomlar veyahut da rahmin içinden köken alan bir takım polipoid oluşumlardan dolayı olabilirken, menopoz dönemine yakın dönemlerde yine yumurtlama bozukluğuna bağlı olarak kanamalar ön planda. Menopoz döneminde ise en önemli kanama nedenleri özellikle oradaki dokuların atrofiye gitmesi, yani artık oradaki rahim dokusunun, rahim iç tabakasının aşırı incelmesine bağlı bir takım kanamalar. Onun yanı sıra bir takım yine polipler olabilir, ama en önemli, daha az görülmekle beraber en önemli nedeni rahim içi kanserleri ve rahim içi aşırı kalınlıkları, bunları ekarte etmek lazım.